Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara inerek tankların önüne geçti ve FETÖ'cü darbecileri durdurdu. Kanlı darbe girişimi sonucunda 208 Türk vatandaşı şehit oldu. Edirneli vatandaşlar yaşanılan süreçle ilgili düşüncelerini aktardı ve devletinin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. Sivil toplum kuruluşları başkanları ise yapılan darbe kalkışmasının arkasındakilerin en sert şekilde cezalandırılmasını istedi. <laughs> Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı. Askeriye bizim şeyimizde peygamber ocağıdır. Şanlı ordumuz bütün tarihimize baktığımızda destanlar da doludur. Ama maalesef 15 Temmuz gecesi bu peygamber ocağının içerisine sızmış bir takım hainler bu devletin evlatlarına, bu devletin siviline, Ayşe'sine, Fatma'sına, Mehmet'ine, Ahmet'ine, kurşun sıktı. Kendi komutanlarına kurşun sıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarınla kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Gazi Meclisi'ni bombaladı. Genelkurmay Başkanlığı'nı bombaladı. Bu memleketin bekasına kastetti. Resmen devlete karşı Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı. Bakın hükümete demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir kalkışma hareketi yaptı bu hainler. Bunlar tam bir aşaşidir. Bunlar Türk askeri üniforması altında birer şeytandır. Bizim askerimiz kutsaldır. Bizim askerimiz adını peygamberimizden alır. Peygamber ocağıdır. Bizim askerimiz şanlı Türk ordusudur. Tarihine baksın herkes. Ve bu aziz millet, bu devlet gelenenden gelen millet bu hainlere geçit vermedi gerçek vatanını, milletini seven askeriyle, polisiyle, halkıyla birlik oldu ve dimdik ayakta durdu. Ben 90'lı yıllarda iki tane çocuk gönderdim. İkisi de teröristlere karşı savaştı. Bugün ihtiyaç olsun iki oğlumu da alır gene giderim. Bu hainlere karşı 7'den yetmişe bu Türk milleti askerdir. Şanlı askerdir. Bunlar gibi hain değil. Hiç kimse merak etmesin. Üç tane çapulcuya, dört tane aşaşıya ne bu bizim şanlı ordumuz bunlara bunu teslim eder, ne bu millet ne polisimiz, dimdik herkes ayakta. Ve ayakta durmaya devam edeceğiz. Kılcal damarlarına kadar, bu aşaşiler, bu hainler temizlenene kadar devletimizin yanındayız. Devletimizin diyorum, şanlı askerimizle, kahraman polisimizle, aziz milletimizle bu ayinlerin karşısında duracak bu Türk Milleti. Hiç kimsenin bundan şüphe olmasın. Teşekkürler. Müsyaat Edirne Temsilcisi ve Edirne Mimar Sinan Vakfı Başkanı Avukat Şükrü Çeşme'de darbe girişimini değerlendirirken sert tepki gösterdi. Bu dur darbe girişimini şiddetle ve nefretle kınadığımızı peşinden belirtmek istiyorum. Bu milli iradeye, halkın iradesine, özgürlük mücadelesine, demokratik mücadelesine yapılmış bir saldırıdır. Bunun kabul edilmesi tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin son yıllarda bölgesel bir güç olduğunu görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da bu tür girişimler bölgesel bir güç olma yolunda olan, bölgesel güç olan ülkemizin daha da ilerlemesi ve gelişmesini sekteye uğratmaya çalışan e, menfur girişimler olduğunu düşünüyoruz. E, bu vesileyle de e, Sayın bu olaylar başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin ve özellikle de sivil halkımızın, milletimizin e, kararlılığıyla, azmiyle sekteye uğratılmıştır, püskürtülmüştür. Bu vesileyle bu tür e, olaylarda menfur olaylarda şehit olan vatandaşlarımıza, resmi personelimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Trakya Şefkatili Derneği Başkanı Şakir Esendir ise en yüksek sesten darbe girişimini kınadıklarını ve demokrasi nöbetine devam edeceklerini söyledi. Bu yapılan darbe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir darbedir. Bu darbe ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'da ve dünyada diğer devletlerle olan münasebetlerini kesmektir ve Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkma girişimidir. Onun için bunu nefretle kınıyorum.